düdende akar sular, akar da hendeyine dolar. Esen yerler bağrımı yalar, beldem, varsağım, varsağım. Bahçesinde zeytin dalı, güzelleri pek sevdalı. Burası bir cennet olmalı, beldem, varsağım, varsağım. Belediye Başkanı Kazım Bilgili, beldesini bu mısralarla anlatıyor soranlara. Antalya merkeze 10 kilometre mesafede olan Varsak Beldesi, son yılların önemli bir toplu konut merkezidir. Beldede imarlı ve düzenli bir yapılaşma hızla devam etmektedir. Pek çok yatırımcı için gözde bir bölge olan Varsak'ın sınırları, 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'yla daha da genişlemiş yeni yerleşim alanları beldenin sınırlarına katılmıştır. Yasayla beraber Topallı Köyü, Gaziler Köyü ve Kurşunlu Köyü Varsak mücavir alanına girmiş olup 2000 yılı resmi nüfus sayımına göre nüfusu 17.380 olarak bilinse de Varsak Belediyesi'nce 2006 yılında yapılan merkezi nüfus sayım sistemine göre 12.500 konutta yaklaşık 60.000 nüfusun barındığı tahmin edilmektedir. Beldenin köylerle beraber nüfusunun 70.000'e ulaştığı öngörülmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'yla beldenin yüz ölçümü %130 artarak 6000 hektardan 14000 hektara yükselmiştir. Tarihi Antalya kadar eskilere dayanan Varsak Beldesi birçok yerleşim yeri gibi adını tarihinden ve geçmişinden almıştır. Varsak ismi ulaşabildiğimiz kaynaklara göre Orta Asya'dan göç eden Türk boylarından Avşar boyunun Varsaklılar oymağındandır. Bu göç esnasında Anadolu'nun Antalya, Adana, Adıyaman, Aydın, Muğla, Osmaniye, Mersin ve diğer bazı illerde yerleşen Varsaklıların en çok hane ve nüfusu Antalya ili Varsak kasabasında bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde köy statüsünü alan Varsak, 1973 yılında belediyelik olmuştur. Bugün gelişmeye müsait coğrafi yapısıyla Antalya'nın gözde bir beldesidir. Tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran Varsak Beldesi, Düden Şelalesi ve Lirboton Kome antik harabeleri beldenin tanıtımı için önem arz etmektedir. Antalya kent merkezine 13 kilometre kadar kuzeyde, Varsak Beldesi sınırlarında bulunan Lirboton Kome harabelerinin antik devirde Perge'ye bağlı bir köy olduğu kesinleşmiş. Pamfilya Ovası'nın ikinci terasının kenarında kayalardan oluşan doğal bir surla çevrilmiştir. Çukurca bir alanda kurulmuş olan Lirboton Kome kentinin ana girişinin kalıntıları pek çok tarihi ve kültürel varlıklar gibi bakıma muhtaç bir durumdadır. Belde sınırlarında bulunan Düden Şelalesi Antalya'ya yaklaşık 7 kilometre, Varsak Belediyesi'ne ise 1 kilometre mesafede cennetten akan bir doğa harikası şelaledir. Sadece Türkiye'nin değil, dünyada isminden söz edilen en güzel şelalelerden birisi olan Düden Şelalesi, dünyanın dört bir yerinden gelen turistlerce ziyaret edilmektedir. Bölgedeki akarsuların ortak amacı Akdeniz'e ulaşmaktır. Fakat Düden Çayı'nın Kırkgöz'den başlayan mücadelesi, yaklaşık 50 kilometrelik yolculuğu sırasında bazen yer altından ve bazen de yüzeyinden geçerek oldukça ilginç ve görmeye değer görüntüler, eşine ender rastlanır güzellikte çağlayanlar oluşturur ve bölgeye hayat verir.